Evet ilginç bir tartışma konusu var arkadaşlar. Ümitcan Uygun'un sevgilisi Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin yeni gelişme. Bu yeni gelişme olayı olana kadar zaten bu konuyla ilgili konuşmayacaktım. Çünkü ilk haberlerde kızın nasıl öldüğü belli değildi. Şimdi de %100 belli değil ama en azından şüphelilerin ifadeleri ortaya çıkmış. Olay yaşandığı gün Hankulu'nun evinde içki içildi yani ölen kızın. Ve sonrasında Uygun'un eve geldiğini ifade eden Furkan G., saat 23 sıralarında Han kulunun Uygun'a mesaj attığını ve eve davet ettiğini bildirdi. Bu arada bu kişi ile şey aynı değil sanırım. Hatırlıyor musunuz? Podcast yapmıştık bir tane. Ümitcan Uygun'a nude foto atan kızlar diye. Ümitcan çok tehlikeli işte hoşuma gitti diye düşünen büyük ihtimalle. Ve çıplak fotoğraf atan hayranlarından bahsetmiştik. Sanıyorum bu farklı birisi. Onunla ilgili de birazdan konuşacağız arkadaşlar. Şu ifadeleri bir okuyalım. Olay günü Ümit saat 00.10'da eve geldi ve alkollüydü. Evdeyken alkol almadı. Esra ve Dilan bir şişe şarabı bitirdikten sonra çorbacıya gitmeye karar verdik. Çorbacıdan dönerken ben ve Dilan'ı Esra'nın evine davet ettiler. Taksiyle Esra'nın evine geçtik. Sonrasında evde Esra bize çay demledi ve Ümit için aldığı doğum günü pastasını getirdi. Pastayı kestik ama kimse yemedi. Esra o sıra alkolün etkisiyle ağlamaya başladı ve babasının mezarına gitmek istedi. <laughs> Niye hıh diyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Birçoğunuz alkollü ortamda bulunduğunuzu sanarsınız ya da ben alkollü ortamda bulundum tecrübelerim şöyle dersiniz ama gerçek anlamda alkollü ortamda bulunan ve orayı düzgün bir şekilde anlatacak olan benim gibi insanlardır. Yani bu ortamda bulunup kendisi alkol almayan ve bu olaylar çok tanıdık geliyor bana. Yani gecenin bilmem kaçında mezara ziyarete gideceğim falan diye ağlamaya başlayan. Neyse ikna oldu. Bir anda kilitlendi ve yere düştü. Hep beraber Esra'yı banyoya götürdük ve soğuk suyla ayılmasını sağladık. O esnada sabah ezanı okunuyordu. Esra kendine geldikten sonra Ümit Esra'yı kucaklayıp içeri götürdü ve Esra'nın bilinci açıktı, konuşuyordu. Baygın ve uyur vaziyette değildi. Sabah 8 sıralarında Ümit'in bizden çıktığını duydum ve çıkarken de bize bir şey söylemedi ifadelerini kullandı. Furkan G. ne demiş? Esra sırt üstü yatıyordu ve vücuduna bazı morarmalar vardı. Yaklaştığımda nefes almadığını anladım. Hemen ambulansı aradım. Bir süre sonra sağlıkçılarla polisler geldi. Esra'nın öldüğünü söylediler. Ben ve Dilan polis gelene kadar evden ayrılmadık. Esra'yı o halde görünce Ümit Can'ı arayarak ''Kardeş kız mosmor olmuş gel yardımcı ol'' dedim. Ümit bana ''Polis ve ambulansı arayın beni karıştırmayın'' dedi. Bu yüzden ilk ifademde Ümit'ten bahsetmedim. Böyle bir olaya daha önce karışmadığım için korkuyla polisten bu bilgiyi sakladım diye konuştu. Dilan ne demiş? Esra ile ben alkol almaya devam ettik ama Furkan ile Ümit alkol almıyordu. Gece çorba içmeye çıktık sonrasında eve döndük. Eve geldiğimizde Ümit ve Esra ayrı bir odaya geçti. Yarım saat sonra Furkan diye bir erkek sesi duyduk. Odaya gittiğimizde Ümit Esra'nın kötüleştiğini, hep beraber onu yıkamamız gerektiğini söyledi. Ne oldu diye sorduğumuzda Ümit bize ne olduğunu sorup durmayın dedi. Hep birlikte banyoya geçtik, Esra'yı suya tuttuk, gözlerini açtı kendine geldi. İçeride biraz oturup konuşmaya çalıştıktan sonra Esra kendine geldi. Esra canının çay çektiğini söyledi ve çay demleyip içtik diye konuştu. Uyandığında bir işi olduğunu ve bunu Esra'ya söylemek için odasına gittiğinde Esra'nın tek başına uyuduğunu söyleyen Dilan C, Esra'ya seslendiğini ama uyanmadığını söyledi. Esra'yı öyle görünce korktuğunu belirten Dilan C, sonrasında Uygun'a haber verdiklerini ve Uygun'un da bir sıkıntı olursa beni söylemeyin dediği öğrenildi. Biliyorsunuz arkadaşlar bu olayın farklı bir tartışma konusu vardı. O da daha önce birlikte olduğu kız ölen birisiyle neden birlikte olursun şeklinde yani bile bile nasıl ladese gidersin şeklinde bu çok konuşuldu ve daha önceki podcast'te de konuşmuştuk yani hayranları falan arttı bu elemanın. Ben şaşırmadım açıkçası çünkü erkeklerde nasıl zayıf karakterli güçlü karakterli erkekler varsa kadınlarda da aynısı geçerli ve zayıf karakterli kadınlar bu tür erkekleri hoş buluyor çekici buluyor. Bu bir. Ama ikincisi Ümit'in gerçekten direkt olarak bu kızın ölümüne sebebiyet vermemiş olma ihtimali var mı? İki kız arka arkaya nasıl böyle ölebilir şeklinde düşünüyor olabilirsiniz. İnsanların yaşam tarzından dolayı olabiliyor arkadaşlar. İmkansız değil yani. Adamın yaşam tarzı bu. Büyük ihtimalle polise ifade verirken bazı şeyleri söylemediler. Öyle bir şey varsa otopside zaten çıkar. Tekrardan konuşuruz. Yani ne bileyim keko bir sevgili tarafına atıyorum bıçaklanarak öldürülen birisi olsa sonra o keko sevgili tekrar dışarıya çıksa Tekrar başka bir kız bununla birlikte olmak istese, bunu bildiği halde o kızla bıçaklansa o zaman farklı şekilde konuşabilirdik. O zaman bile bile neden lades yapıyorsun diye bunun eleştirisini ya da tartışmasını yapabilirdik. Bana bu olay biraz farklı gibi geliyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Şeyi de gördüm, su testisi su yolunda kırılır, böyle bir hayat tarzı yaşıyorsan bunun da riskleri var diyeni de gördüm. Peki ben ne yorum yapacağım? Ben yorum yapamıyorum arkadaşlar maalesef. Neden biliyor musunuz? Bu şeyden dolayı değil. Hukuktan ya da linç yemek istememekten dolayı değil. Şu sebepten dolayı. Ve bu konuyu buraya getirmemin de sebebi bu aslında. Eğlence olarak ya da hayat tarzı olarak uyuşturucuyu da geçtim. Alkol kullanan, alkollü eğlence hayat tarzı olan insanları anlayamıyorum. Demiştim ya birçok durumda uzaylı gibiyim uzaydan gelip insanlara bakıp bu insanlar neden bunu yapıyor acaba diyen birisiyim. Din konusunda da aynı şeyi söylemiştim. Ritüeller konusunda da aynı şeyi söylemiştim. Onları hakkında konuştuğum zaman insanlar alkışlamıştı bravo dini fark ettim falan diye. Ama bunlar hakkında konuştuğum zaman bana yobaz diyorlar. Herkes demiyor farkındayım. Bazı insanlar diyor. Bunu konuşmak istiyorum arkadaşlar. Neden bunu konuşmak istiyorum? Çünkü güçlü gençlerimizin olması en azından burada bizi takip eden, bizim topluluğumuzda olan gençlerimizin güçlü insanlar olmasını istiyorum. Bir avuçuz zaten ama eğer güçlü bir avuç olursak kapandığımız zaman yumruk oluruz. Hepiniz alkollü ortamlarda bulunmuşsunuzdur. Oradaki insanlarla muhatap bile olmak istemezsin eğer kendin alkollü değilsen. En son şunu gördüm mesela. Artık tabii alkollü ortamlarda bulunmuyorum da kendi arkadaşlarımı seçebiliyorum. Ama şunu gördüm. Gece sarhoşlarından bahsediyorum ya size arkadaşlar. Daha önce zaten gece sarhoşu olup kendi akrabasına saldırmaya çalışıp ondan sonra polisler gelince yaka paça bunu yerde sürükleye sürükleye pantolonu falan böyle çıkıp donu açılıp götü gözüke gözüke arabaya atılan adamdan bahsetmiştim zaten. Birkaç gün önce şöyle bir olay oldu. Köpekler var biliyorsunuz bekçi köpekleri. Gelen geçen herkesi havlıyorlar. Ve inanmazsınız arkadaşlar o havlayan köpeklere geri havlayan o kadar çok insan var ki. Bu zaten standart ama şunlar da var. Birkaç gün önce gördüğüm olay. ''Abi, abi havlıyor.'' Arkadaşına söylüyor. ''Tamam abi sakin.'' ''Abi havlıyor. Havlamasın abi. Havla...'' Aşağılık insanlara bak. Amına kodumu geri zekalı, aşağılık sarhoşu. ''Abi havlıyor. Bana. Havlamasın abi söyle.'' ''He söyle havlamasın. Amına kodumu geri zekalı, beyinsiz alt insanı. Söyle havlamasın.'' diyor. Birçok insan beni anlayamıyor olabilir. Yani tabii ki her sarhoş ortamında bu kadar alt seviye insanlar yok tabii ki. Ama insan şunu fark etmiyor. Sarhoş ortamlarında hep böyle olacak o kadar skeci gibi sarhoş olmayan insanlar. Üfleyeyim mi abi? Falan diye böyle sarhoş olmuyorlar. Hatta düzgün kelime falan da kurabiliyorlar. Ama saçma sapan konuşuyorlar. İnanılmaz saçma sapan konuşuyorlar. Çünkü Kırmızı Ap 2'de bahsetmiştik ya bunu. Algıları falan apaçık böyle konuşma yeteneği falan süper ama mantıklama sıfır. Bak şimdi birçok kişi diyecek ki hayır abi ben öyle değilim. Daha <laughs> öyle değilsin. Hepiniz birden sarhoş olduğunuz için fark etmiyorsunuz. Çok mantıklı şeyler konuşuyor sanıyorsunuz kendi kendinize. Kusura bakmayın arkadaşlar. Sarhoş life'ı ben anlayamıyorum, empati kuramıyorum. O yüzden yorum yapmayacağım. Biliyorum %90'ınız bu hayatı yaşıyor. Bana gelip diyorlar ki Efe abi burada telefonumuzu çaldılar. Nasıl çaldırdınız? Baya böyle taşlı sopalı adamlar mı geldi? Silahlı adamlar mı geldi? Hayır. Aşırı içkiliydik. Böyle önümüzü bulamıyorduk. Gecenin yarısında. Yolu bulamıyorduk yani. Kör kütük sarhoşluk hepimiz birden. Ondan sonra bize böyle bir şeyler verdiler. Böyle içtik. Sonra kendimizden geçtik falan. Uyandığımızda üstümüzde hiçbir şey yoktu. E iyi sikmemişler. Bunu diyen erkek o yüzden bunu diyebilirim. Kız olsaydı sen ne demek istiyordun? Yok. Tecavüzü övdü falan da yok yok. Bunu diyen erkek. Erkeğe bunu diyebiliyorum biliyorsunuz arkadaşlar. O zaman linç olmuyor. Sarhoş Life'ın bu kadar mantıksız olmasına rağmen bu kadar yaygın olmasının sebeplerini yavaş yavaş anlayabiliyorum ama. Bence iki ana sebebi var. Birincisi insanların kolaya kaçma isteği. Hayatta bir şey başardığınız zaman beynin size ödül olarak verdiği dopamin. Bunun aynısını alkol bedavaya veriyor. Ve insanlar kolaya kaçmayı çok seviyor. Uzun vadeyi düşünmek çoğu insanda yok. Düşünebilmek. Birçok insanın göt göbek olması çünkü uzun vadeli düşünerek, sağlığını düşünerek egzersiz yapmak yerine ya da çöp yemeklerden arınmak yerine o çöp yemekleri yemesi zevk verdiği için bunları tercih etmesi. Bunların ömrünü kısaltacağını bildiği halde. Aynı şey sigarada da geçerli, aynı şey alkolde de geçerli. Bunları yapmak kolay. Olay bu. Ve insanlar kolayı seçiyor. Orta doğu insanı daha fazla. Diğer insanlar da öyle ama orta doğu insanında ben daha çok görüyorum bunu. Kolayı seçmelerini. Bugün uyuşturucu serbest olsa birçok kişi uyuşturucu da kullanır ve bunu havalı bir şey olarak görür. Bu da ikincisi arkadaşlar. İkinci olay da maymun akrabalarımızdan kalan bir özellik. O da taklitçilik. Bu da o kadar çok insanlarda var olan bir özellik ki dini toplulukların yaptığı ritüelleri düşünün. Bunlara gerçekten inanarak yapıyorlar yani. Tapınma ritüellerinden tut kurban ritüellerine kadar. Düşünse kuşaktan kuşağa, kuşaktan kuşağa, kuşaktan kuşağa ortada böyle biri çıkıp dese bir dakika ya biz ne yapıyoruz şu anda? Şu an biz ne yapıyoruz? Şu an bizim yaptığımız şey ne? dese işte ona efaydal derler siktir git derler. Siktir git amk uzaylısı derler ona. Ve arkadaşlar büyük ihtimalle böyle bir ortamda ölen tanıdığınız olmamıştır. Olan da olabilir ama şu %90 olmuştur. Çok kötüleşen, hastaneye kaldırılan ya da az önce söylediğim gibi soyulan ya da bu da var bak. Tecavüze uğrayanını geçtim. Tecavüze uğramayan bir de. Şunu çok duymanız, ben çok duydum. Kızın sevgilisi var. Ama arkadaşları işte bir eve falan gidiyor böyle takılmaya. Aşırı içiyorlar. Oradaki elemanlardan bir tanesi bu kızı düdüklüyor. Kızın sevgilisi olmasına rağmen. Ve bu tecavüz falan değil yani. İşte kız diyor ki hiç hatırlamıyorum ne oldu falan. Bunları da çok görmüşsünüzdür. Ben buna karşı konuşacağım arkadaşlar. Çıkıp insanlar milletin işte hayat tarzına niye karışıyorsun diyebilir desin. Dinle ilgili konuştuğum zaman neden demiyorsunuz? Dinlerin yanlış olduğunu anlattığım zaman ritüellerin gerçekçi olmadığını anlattığım zaman neden demiyorsunuz? Ben konuşacağım. İsteyen istediğini yapabilir. O insanlara kalmış bir şey. Biz kolayı seçersek arkadaşlar, biz maymun atalarımızdan kalan taklitçi içgüdülerimizi yenemezsek, biz içgüdülerimizi mantığımızın önüne koyarsak, toplumdaki herhangi bir insandan farkımız kalmaz. Bu şu anlamına mı gelir? Hiç kimse alkol almasın. Hiç kimse sarhoş olmasın. Hayır. Ama bilmek lazım. Bilgi güçtür. Bir hedefimiz var mı? O hedef doğrultusunda ilerliyor muyuz? Kendimizi bilerek gönüllü olarak sarhoş ettiğimiz her gün her zaman sadece sağlığımızdan çalmakla kalmaz. Aynı zamanda daha sık yaşanan bir olay zamanınızdan çalar. Ve daha da kötüsü o başarıyı sağlamak için elde etmeye çalıştığınız tatmin duygusu alkol tarafından bedavaya verildiği için bu sizi uyuşturur aynı zamanda. Aynen din gibi. Aynen. Bana gençliğimden beri sen bunları yapmıyorsun sen ot gibi yaşıyorsun diyen arkadaşlar. Sizin aldığınız o dopamini ben de alıyorum. Ben dopaminsiz yaşamıyorum. Ben hayattan tatminsiz yaşamıyorum. Ama ben dağa çıkıyorum o dopamini almak için. Birçok kişi bunu yapmaz işte. Ben bisikletle yeni yer keşfediyorum o dopamini almak için. Ben bir eser yaratıyorum o dopamini, o tatmin duygusunu almak için. Sanatla ilgilenen arkadaşlar ne demek istediğimi anladı. Ben aynen çocuklarda bulunan o yeni bir şey öğrendiği zaman mutlu olma şeklinde dopamin alıyorum. Ben yeni bir yer keşfettiğim zaman, yeni bir ülke keşfettiğim zaman, yeni bir şehir keşfettiğim zaman, yeni insanlara tanıştığım zaman o dopamini alıyorum. Ben Aikido'da yeni bir teknik öğrettiğim zaman ya da yeni Aikidocular kazandırdığım zaman o dopamini alıyorum. Ben çekimim için yeni mekan bulduğum zaman ya da satrançta yeni bir açılış öğrendiğim zaman alıyorum o dopamini. Ben zor bir yere gidip o zorlu yerde güzel bir görüntü yakalayabildiğim zaman alıyorum o dopamini. Ben spor salonundan eve gelip duş alıp ayaklarımı uzattığım zaman alıyorum o dopamini. Aşırı zorlu ve stresli bir çekimin ardından eve gelip güzel bir yemek yerken o çekimlere baktığım zaman evet bu kadar uğraştık ama gerçekten güzel oldu değdi dediğim zaman alıyorum o dopamini. Sonuç olarak nasıl dindar insanların hayat tarzlarına karışmıyorsam alkolle yaşayan insanların da hayat tarzlarına karışmıyorum. İsteyen istediğin yapabilir ama bilmek önemli. Ben bilgi veriyorum bu bilgiyi alın bu bilgi cebinizde dursun bunlar gerçekler arkadaşlar. Ya zor yolu seçeceksiniz ve güçlü olacaksınız ya da kolay yolu seçeceksiniz ve zayıf olacaksınız